Kitaba düşkün, kitaba aşık, kitapla oturup kitapla kalkan bir insan. İstanbul Sahaflar Çarşısı'nın, tarihi Sahaflar Çarşısı'nın simge isimlerinden bir tanesi. Sahaflarla olan İbn-i Emin'in münasebeti, devamlı kendisi kitap alıcısı, kitap toplayıcısı olması nedeniyle pek memnuniyet ifade etmiyor. Benim okuduğum, gördüğüm dipnotlarında İbn-i Emin'in takdir ettiği, biraz kendisinden bahsettiği pek fazla adam yok. Sahaflar Çarşısı ve kitap bulma, bizim meslek tabirimizle kitap avcılığı işinde ise ismi geçen Ali Emiri Efendi en büyük İbn-i Emin'in rakibi ve düşmanı. Kitap bulma konusunda her ikisi de birbirlerine çelme takacak. Her türlü numarayı, her türlü bir anlamda atlatmayı sağlayacak. Pek çok şey denemişler. Dolayısıyla bu dipnotlarından, diğer kitaplarındaki yazılardan İbn-i Emin'le Ali Emiri Efendi arasında pek bir dostluk olmadığı, tam tersi dostane görünmekle birlikte ciddi bir rekabet söz konusu olduğu aşikar oluyor. Dipnotlarından mesela kaçırdığı bir kitaptan söz ediyor. Şanizade ile ilgili, Şanizade merhumun Hattat Hekimbaşı Şanizade'nin Sahaflar Çarşısı'nda bir kitabını bulduğunu, gördüğünü. Diyarbakırlı Müteveffa Emiri Efendi vaktiyle çarşıda bir mecmua satın almıştı. Bazı sahifelerinde Şanizade'nin Fransızca yazıları vardır deyip hayıflanıyor. İbn-i Emin İstanbul Sahaflar Çarşısı'nın en önemli, vazgeçilmez 2-3 isminden bir tanesidir. O nedenle de kitapların bol bulunduğu, yazmaların ve eserlerin, nadir eserlerin, hatların kutularla, sandıklarla geldiği, hatta işte güzel bir yazmanın birkaç nüshasının bile tercihan seçilerek alınabileceği bir dönemde yaşayan bir insan olarak, tabii milletine bağışladığı, Türk kültür hizmeti olarak hibe ettiği bu büyük koleksiyonu ancak zaten böyle bir bolluk ve özel seçme şansına haiz olmakla toplayabilirdi diye düşünüyorum. Dolayısıyla İbn-i Emin'in sahaflarla olan ilişkisi mutedil diyelim ve ama sahaflar gözüyle İbn-i Emin ise tabii ki büyük bir usta, büyük bir üstad. Aynı zamanda da ticari bir insan olarak da ticareten kendisinden daima faydalanılan bir insan olarak da büyük bir nimet. Thank you.
günümüz sahafları içerisinde İbn-i Lemin'i hayatında görmüş hiç kimse yok denilebilir. Bir tek bizim sahaflar çarşısını şu an yaşayan, hayatta olan, berhayat olan ama mesleğini artık yapmayan, evinde oturan İbrahim Manav Bey var. İbrahim Manav Bey 1950'li yıllarda daha 8-10 yaşındayken sahaflar çarşısına çırak olarak girmiş, çırak olarak alınmış bir kimse olarak birkaç kez konuşmalarımızda İbn-i Lemin'i birkaç kez İbn-i Lemin'i gördüğünü, heybetiyle işte herkesin İbn-i Lemin geldiği zaman ayağa kalkarak ona hürmet ettiğini, sahafların bütün cadde boyunca, çarşı boyunca geçerken kapılara çıkarak kendisine temennalar ettiğini söylemişliği var. Dolayısıyla bizim gibi genç nesle mensup bu işte iştigal eden insanların İbn-i Lemin sahaflar arasındaki hikayeleri ancak ikinci, üçüncü elden duymayla elde ettiğimiz bilgiler var. Yine aynı bilgileri İbn-i Lemin'in çeşitli notlarında, yazılarında ancak okuyabiliyoruz. Sahaflar dışında da ailelerin kendisine yazma getirmesi ya da hat dolayısıyla hat sanatının uzmanlığı, bilginliği nedeniyle kendisine eski İstanbullu pek çok ailenin hat göstermek için uğraması nedeniyle bazı eserleri ailelerden kendinin satın aldığını ve onları da ödeme yaparak elde ettiğini yine kitapta, son hattatlarda satır aralarında beyan ediyor. Kayıp olan eserleri pek fazla yok. İbn-i Lemin'in koleksiyonuna ait bütün eserler İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde kendisinin bizzat vakfettiği dolaplarda, odada duruyor. Hatta vasiyetnamesinde hatların Ekrem Hakkı Bey tarafından duvara tahlik edilmesini, asılmasını falan yazıyor. Böyle önemli bir şahsiyetin, bu kadar büyük külliyat oluşturmuş bir insanın zaman zaman sahaflar çarşısında bazı eserlerine, bazı ilginç yazılarına, mektuplarına rastlamak mümkün. Mesela ben İbn-i Lemin'e olan hürmetim ve merakımdan şimdiye kadar işte bu mesleği 78'den beri yapan bir insan olarak gördüğüm her İbn-i Lemin'e dair ufak, büyük, iri, küçük malzemeyi kendimce toparladım. Mektupları, onun fotoğrafları, hatta bir kartviziti. Meşhur Türk lügatı müellifi Hüseyin Kazım Kadri Bey'e gönderdiği bir mektup. Bu İbn-i Lemin Bey'in gençliğinde yazdığı kitaplardan bir tanesi. Ravzatül Kemal. Küçük risalelerinden bir tanesi. 1308 tarihli. Bunu nereden bulduğumu hatırlamıyorum. Nereden çıkmış? Bu da bu kitabın basılmasının ruhsatnamesi. Böyle ilginç bir takım kitapları topladım. Bir de çok daha ilginç bir şey göstermek istiyorum. Samih Rıfat'a ait bir takım evraklar almıştım Samih Rıfat Bey'e. Yani Oktay Rıfat'ın babası. İbn-i Lemin eserlerini, yani son asır Türk şairlerini, son hattatları yazarken müelliflere, hattatlara, şairlere mektuplar gönderiyor biyografilerini istemek üzere. Oktay Samih Rıfat Bey'e de şair olması nedeniyle son asır Türk şairlerinde yayınlanacak biyografisini istiyor. Eski harfli bir mektup. Bunun tarihi 1926. Samih Rıfat Bey ya geciktiriyor ya ihmal ediyor bilmiyorum. Onun üzerine 1930 yılında İbn-i Lemin bir mektup daha yazıyor. Yine aynı mealde. Fakat harf devrimi olmuş.
Mektubu Latince yazıyor. Yani böyle çeşitli vesilelerle, yani İbn Emin'in hayatını ve eserlerini, hani şöyle yeni bir şey buldu diyebileceğimiz bir eser olmamakla birlikte, böyle küçük ufak tefek onun renkli kişiliğini ispat edecek bir takım eserlerinde sahaflarda dolaştığını hem gördüm, hem topladım, hem şahidi oldum. İbn Emin için bence sahaflar, herhalde şöyle bir notta düşmek gerekebilir. Harf devriminin getirdiği değişimle o bolluğu kaybetmiş olması, sonra eskinin kıymetli eserlerinin kadir ve kıymetinin çok az insan tarafından bilinmesi nedeniyle değerince sahaf dükkanlarına gelmiyor, gösterilmiyor, ortalığa İbn Emin gibi bu işlere meraklı insanlara sunulmuyor olması, İbn Emin'in gösterdiği hassasiyetin, İbn Emin'in gösterdiği sevginin, muhabbetin gösterilmiyor olması, daha sonraki yıllarda, yani harf devrimi sonrasında sahaflar çarşısına zaman zaman gitmek, gelmek onun için bir hüzün nedeni olabilir. Ama Osmanlı'nın idari olarak bulunduğu zamanlarda, yani 1920'li yıllarda, 10'lu yıllarda, 1900'lü yıllardaki sahaflar çarşısı, gelen malzemenin güzelliği, nadirliği, efendime söyleyeyim, tesibiyle ve hattıyla çok üstadane eserlerin bulunmuşu, İbn Emin'in bu anlamda herhalde cennet diye, herhalde ruhuyla, bedeniyle böyle fenafillaha vardığı bir yer olmalı. Nitekim de eski sahafların olmadığına, sahaflar çarşısının da eskisi gibi olmadığına dair de yine notlarında, kitaplarda bu izleri de görmek mümkün oluyor.